Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Herkese hayırlı akşamlar. Evet dostlarım, sizlerle birlikte şu anda neredeyiz? Körfez'e doğru devam ediyoruz. İzmit Körfez'e doğru. Körfez'e doğru devam ederken de siz değerli dostlarımla birlikte yeni denemelerle, yeni çekim denemeleriyle beraber yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi GoPro'nun ayarını yaptım. Bayağı da bana güzel geldi. Daha önceki yatakta olan bölümüyle, şuradaki olan bir önceki çektiğimle beraber daha güzel bir görünüm açısı bulduğuma emin olduğum ve sizlerle birlikte tekrar bir başka bir şey daha deneyeceğim. Bakalım onu da becerebilirsek sizlere daha da böyle kaçacak güzel bir çekim yapmış gibi olacağız. Bakalım beğenecek misiniz? Beğenirseniz benim de hoşuma gider yani. Sizin beğenmeleriniz benim de hoşuma gidiyor tabii ki. Şimdi ne yapıyoruz? Arkadaşlar ne yapıyoruz? Aleyküm selam. Telefonu da açtım ben, GoPro'yu da açtım. İkisi beraber şu anda aynı güzergahı çekiyor. Bakalım, dediğim gibi bir ayıtlama yapacağız bunun içinden. Biraz beni uğraştıracak ama sizler için de değer yani. Uğraşacağız artık, yapacak bir şey yok. Baş vaktimizde bir şeyler yapacağız. Beklerken bir şeyler yapacağız. İstirahatimizden birkaç saat heba edeceğiz sizler için. Tabii ben böyle uğraşırken sizlerin de bu videoları artık yani arkadaşlar, kemik kadromuz haricinde bizlere katılım gösterip bu videoları daha çok izlemeniz lazım. Attığımız videolar yani 1500, 2000, 2500 civarı sürekli izleyen kişilerimiz var. Allah razı olsun hepsinden, bizi yalnız bırakmıyorlar. Ama yalnız yeni katılımcılarımız abone oluyorlar. Yalnız abone olduktan sonra izleme olmuyor. Lütfen yani ricam, sizlerden bizlere destek vermeniz. Yani abone olup izlemeye devam ederseniz bizim her attığımız video en azından 10.000 izlenmesi lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. 10.000 izlenmesi lazım ki videolarımız daha çok YouTube'da öne çıksın. Daha çok YouTube bizi sizlere, daha değişik vatandaşlarımıza önerip onların önüne çıkmasını sağlasın ki abonelerimiz artsın. Arkadaşlar ben millet gibi hile hurda işine kaçmıyorum. Yalan dolan işine kaçmıyorum. Biliyorsunuz kaç senedir takip edenlerimiz bizi zaten tanıyor. Yok öyle işte abone kasma bilmem ne yapma. Onları biz de yaparız ama ben yapmıyorum. Mesela ben şu anda abonemi 3-4 ay içinde 50-60 bine çıkarabilirim. Ama ben oralara girmiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz da bu konuda nasıl düşüncelere sahip olduğumu daha önce bunları konuştuk. Sizlerle birlikte ben emin adımlarla yolumuzda yürümeye çalışıyorum. O yüzden hile hurda işi bizim işimiz değil. Biz ne varsa sizlerden bize var. Ha, şöyle de bir durum var. Bazen başkalarıyla beni kıyaslıyorsunuz, karşılaştırıyorsunuz. Arkadaşlar başkalarıyla kıyaslamanıza gerek yok. Herkesin sisteme ayrı, herkes işine göre hareket ediyor. Herkes durumuna göre çekim yapıyor. Bazı çok gezer, farklı farklı yerler çekerler. Daha değişik çekimler yaparlar. Onlar olabilirler ama ben güzergahımızı biliyorsunuz, çalışma sistemimizi biliyorsunuz. Sizlerle birlikte yıllardır aynı yolu arşınlıyoruz yani. Beraber gidiyoruz, beraber geliyoruz. Sizlerin sayesinde bu yolların kahrını çekiyoruz. Bizim sayemizde siz de bu yolu artık kasisine kadar ezberlediniz. Çizgilerini ezberlediniz. Çizgileri ezberleyemezsiniz. Yalnız arada yeniliyorlar, değiştiriyorlar çizgileri. Değişik değişik yerler oluyor. Ben bile şaşırıyorum yani o konuda. O yüzden siz değerli dostlarımla bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Yani desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Burada ne oldu şimdi ya? Burada ne oldu şimdi? Ne bileyim ben, ne oldu?
saat kaç? 22 ile 6 arası arkadaşlar çalışma varmış yolda. Şu şeyi kapatayım da camı, rüzgar sesi gelmesin sizlere. Sonra kızıyorsunuz bana. Fazla kızmayın, sinirlenmeyin, fırstanmayın bana. Ben de sinirliyim, ben de fırstanıyorum size. Niye? İzlemiyorsunuz çünkü. Abone olmuyorsunuz, abone oluyorsunuz, geri kaçıyorsunuz. Aboneliğinizi geri alıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar olacak şeyler değil. Bunları yapmayın yani. Dayım rulo saçı yüklenmiş gidiyor bak. Aa, rulo saç bir tanesi belki de 20 ton vardır arkadaşlar. Bir sacıla gidiyor mesela adam. Dorsenin kırıldığını biliyorum ben öyle saç yüklemesiyle arkadaşlar. Ortaya atmış adam o sacı. Dorse ortadan ikiye kırılmış. Mesela mermer var öyle taşlar. Mermeri yüklemiş, dorseyi kırmış adam ortadan. Şu anda TEM 76'dayız arkadaşlar. Alancuma şey tütün çiftlik servis alanının oraya doğru gidiyoruz. Tütün çiftlik servis alanı. Alancuma dedim. Alancuma daha ileride. Yayla. Sidra sidra gidiyoruz. Bakalım arkadaşlar sizlere şimdi dediğim gibi böyle bir şeyler uyduracağız. Araba arabaları gidiyor. Eski arabacılık daha güzeldi ya. Eski arabacılıklar. Ha, arabalar eskiydi, bilmem neydi. Yollar kötüydü ama eski dönemin babam, amcam mesela Boyabat'tan arkadaşlar boş dolu Boyabat'tan tuğla çekiyormuşlar. Anlatıyorlar mesela. Tuğlayı yüklüyormuşlar. Buraya boşaltıyormuşlar. Buradan yük aramadan bir daha geri gidiyormuşlar. Tuğla yükleyip geri. Yani bu da ne? 6 teker arabalarla, 8 teker arabalarla arkadaşlar. Bedford'larla, işte Enter'le, Dodge'larla, Ford'larla, bunlarla yani. Onlar yani boş doluya para kazanıyormuşlar. Biz şimdi dolu geliyoruz, dolu gidiyoruz. Babama diyorum ki baba biz dolu gidiyoruz, dolu geliyoruz. Bir de dedim, diyorum koca tırlarla gidip geliyoruz. Sizin o zamanki arabanın aldığının 3 katını atıyoruz arabaya. 4 katını atıyoruz diyor. Oğlum diyor o zaman diye öyleydi. Araba azdı diyor. Araba bulunmuyordu diyor mesela. O zaman diyor hani iş buradan diyor boş dolu parasını yazdıkları için bize diyor. Hani biz dediği iş beklemiyorduk bu sefer diyor. Sefer atıyorduk diyor. Tabi sefer atıyorduk dese de ne kadar sefer atsalar... Haftada bir tur atar dururlar yani. Ya da iki haftada üç tur atar dururlar bu arabalarla. Haftada iki tur zor atar dururlar. Çünkü yollar takır tukur takır tukur. Araba arıza yapacak bilmem ne olacak. Şu olacak bu olacak derken. Bayağı bir sıkıntılı dönemdir o zamanlarda. Ama arkadaşlar şöyle bir şey vardı. O zamanki arabacılıkta saygı sevgi vardı. Saygı sevgi vardı. Şoförün bir şeyi vardı yani. Forsu vardı o zamanlar. Kamyon şoförü, tır şoförü dediğin zaman insanlar bir saygıyla bakıyordular. Şimdi bilmiyorum ya. Bizim işler geliştikçe işin içindeki üçkağıtçılık çoğaldı. Hırsızlığı çoğaldı. Uğursuzluğu çoğaldı. Pisliği çoğaldı. Yani nerede çoklu burada derler yani. Bizim hesapta o hesap. Bizim işlerde öyle. Yani meslek olarak artık yani mesela şeye fabrikalara gidiyoruz. Gittiğimiz zaman önceden gittiğin zaman mesela yemekhaneye gidiyordun. Yemek yiyordun falandı filandı. Yemeğini veriyordular. Şimdi gidiyorsun adam yemekhaneye seni sokmuyor. Sokmadığı gibi bir de mesela lavaboların kapılarına veya işte yemekhanelerin kapılarına
Böyle A4 kağıdıyla yazı yazdırıyorlar arkadaşlar. İşte şirket dışı şoförler giremez diye. Yabancı şoförler giremez diye. Kendi bünyesindekiler giriyor arkadaşlar. Sizler, bizler mesela geldiğin zaman giremiyorsun. Niye? O da bizim içimizdeki kötü arkadaşların yüzünden, çirkef arkadaşların yüzünden, saygısız, terbiyesiz arkadaşların yüzünden, pis arkadaşların yüzünden. Ha, diyeceksiniz ki arkadaşlar her mesleğin içinde yok mu? Her mesleğin içinde var. Her mesleğin içinde var ama bizim bir şahsiyetimiz var, haysiyetimiz var mesela şoför olarak biz. Ona göre davranmamız lazım, düzgün davranmamız lazım. Bizim şimdi ağzımızın bozuk olanı çok bu meslekte. Nerede ne konuşacağını bilmeyen çok, yalan çok, palavra çok. Mesela 4-5 şoför bir araya geldi miydin, bir kişi yalan söyler, 4 kişi dinler onu. Mecbur dinliyor adam, ne yapsın yani? Ya bir yandan kalkıp gidecek benim gibi, dinlemeyecek. Ben mesela öyle bir şey olduğu zaman hemen bir işim çıkar. Ya bana bir telefon gelir. Ben öyle yerlerde pek durmam. Sevmem yani. Çünkü birbirinin arkasından konuşan oluyor. Bilmem ne oluyor. Yani bir sürü şeyler oluyor arkadaşlar. O yüzden ben öyle şeyleri pek sevmediğim için. Dayı ne yaptın? Allah'ını seveyim senin ya. Allah'ını seveyim senin ya. Allah'ını seveyim senin ya. Kurban olduğum adam. Adamı da düşürttün bize ya. Ben şimdi bazen böyle çok samimi olduğuma bir iki arkadaşımız var, abimiz var. Bir araya geldiğimiz zaman, şimdi bir şey konuşulmaya başladığı zaman ben hemen söylerim mesela, abi çay varsa, çay demleyeceksen, çay söyleyeceksen oturup seni dinleyeyim. Nasıl yani? Abi boşuna ben yalan dinleyemem ama bedava yalan niye dinleyeyim ya? En azından bir çayın olursa seni dinlerim çayı içerken derim, diyorum ona. Mesela özellikle bir kişimiz var ona. Ya diye. Şunu diye her zaman diye ya bir yüzün diye ya. Ne yapayım abi, doğruyu söyleyeyim dedim ya. Yalan boşuna yalan dinlenir mi ya? Abi çay içeceksin. Çay içerken bir iki yalan dinleyeceksin. Bir şeyler olacak, daha zaman geçecek burada. Bazı da doğru yalan söyleyen de var ha. En azından adam doğru yalan söylüyor yani. Harbi harbi. Şimdi bak arkadaşlar, bir tanesi arkadan öyle geliyor ki, bak burası iki şeride düşüyor. Öyle geliyor ki. Işığı kıstım arkadaşlar biraz. Cama yansıma yapıyor, aynalama yapıyor. Biraz kıstım ışığı. Bu arada İzmit tünele girdik arkadaşlar. İzmit tünellere doğru devam ediyoruz. Normalde ben de dedim ki şey yaparız. Yani bugün yükleyeyim, yarın iş çıkarsa dönerim dedim de. Dönüşte de annem alır geri dönerim hesabı yaptım da, ama tabii bizim yaptığımız hesaplar, biz yapıyoruz, uymuyor, tutmuyor dedim yani. Tutmaz, yapacak bir şey yok, ne yapalım. Birader'de salsaydılar gece saat 9-10'a kadar.
Yarın çıksaydım öbür gün iş burada hazır olurdu. Yarın çıkamayınca öbür gün çıkarsın. Cuma gün. Cumartesi gününe öbür arabada olur. Gene iki araba birbirimize denk geliyoruz. Bu sefer bizi kötü ediyor arkadaşlar. Sıkıntıya sokuyor. İkimiz bir araya geldiğimiz zaman o hem oradan hem buradan sıkıntı oluyor. O yüzden mücadele ediyoruz ama bizi anlamıyor ki bazı iş organizatörlerimiz, pazarlamacılarımız bizi anlamıyor diyelim biz yani. Camı da kapatıyorum. Bu sefer de sıcak oluyor arkadaşlar arabanın içi. Bunaltıyor beni. Türdür arabam fazla mazot yakmaya başladı niyeyse. Yani çözeceğiz bunu. Bunu da çözeceğiz de nasıl çözeceğiz bakalım. Şimdi burası da arkadaşlar bakın bu Gültepe Park alanının buradan rampa aşağı döner dönmez hem tesisin çıkışı hem de çıkıştan sonra orası daralıyor. İç şeride düşüyor. Burası tehlikeli arkadaşlar. Burada birkaç defa daha söyledim ben. Bir tane tır geldi iki tane tırın arasına yani benle bir başka tırın arasına daldı. Benim şu aynayı falan kopardı aldıydı. Buraya o yüzden ben çok dikkat etmeye çalışıyorum. Yolu da mesela ortalamaya çalışıyorum burada. Sıkıntı olmasın diye. Mesela arkadaşlar şurada örneğini göstereceğiz. Bakın yanda mesela burası 3 şerit şu anda. Şu anda 3 şeritten gidiyoruz arkadaşlar. Buradaki sıkıntı şu. Arkadan gelen araç yolu bilmeyen ya da dikkatini buraya vermeyen arkadaşlarımız ne yapıyor? Bakın burada şimdi burası hemen iki şeride düşüyor arkadaşlar. İki şeride düşüyor. Ondan sonra bir anda bir daha üç şerit gibi oluyor. Bak. Niye böyle oluyor? Tesisin çıkışı olduğu için oradan üç şerit gibi oluyor. İki şeritten birden hemen üç şeride. Yani üçten ikiye ikiden hemen bir anda üçe. Sonra da işte buraya aşağı tekrar iki şeride düşüyor. Hani buranın bu sıkıntısını, riskini anlamayan arkadaşlarımız buraya geliyor. Ondan sonra sorun yaşıyorsun burada. Bir de bazısı böyle kendi kendine artistik yapıyor, kızıyor. Arkadan hızlı gene geliyor, korna çalıyor, bir şey yapıyor. La kardeş önce sen bir ilerine bir bak bakalım. Bir yolu bir gör bakalım yani. Bir orada bir yolda bir problem var demek ki yani. Orada yolda bir problem var demek ki. Sen neye göre artistik yapıyorsun? Neye göre artistik yapıyorsun orada mesela? Kendi kendine böyle böyle hırpalıyorsun kendi kendini. Gerek var mı? Yok. Şimdi atayım ben kendimi bu tarafa da arkada taksi var geçsin. Mustafa, Kürşat, la kardeş. Bu kanalın aboneleri niye gelmiyor la bu? Abi böyle olmaz bak. Siz de biraz fırça atın. Ondan sonra Tavansun. Sen eskiden bir yorumlar yapardın. Bir yardımcı olmaya kalkardın. Sen de geçtin bu işleri. Eskittin bizi yani öyle mi? Eskittin bizi yani. Bizim eski abonelerimiz bizi takip ediyor ama izlemiyor sanırım. Beni yalavuz bırakıyorlar yani. Evet dostlar İzmit rampasını aşağı saldım arabayı ben de bıraktım da yanımdaki araba da bıraktı. Gavur gibi gidiyor herif gavur gibi ya.
Gavur gibi gidiyor ya. Geçmeyi şimdi beni adamların arkasına dayayacak. Geçtin geçtin, geçmedin ben dalarım oraya. Sinyali yaktığını bak nasıl gidiyorsun. Senin minibüsçü seni. Dayı geçmeye kalktın mı geçeceksin de arabanın yarısına kadar gelip de benimle beraber gitmeyeceksin. Ki biz de hani önümüzdeki adamın arkasına dayanmayalım zıpçık gibi ya. Prag yagami, Prag da, Prag yagami, Prag. Evet, rampayı indik, İzmit rampasına indik arkadaşlar. Şimdi şöyle, ne yapıyoruz? Tırmak yok yolla, devam da durmak yok yolla, devam durmak yok yolla. Ah gida. Arkadaşlar milletin hani o çekim yapan arkadaşlar var ya böyle hani diyorsunuz ya işte kendini gösteriyor, dışarıyı gösteriyor, işte oradan çekiyor, buradan çekiyor, 3-4 tane kamerası var falan diye. Onların arkadaşlar hem montajcısı var hem de hani o işlerle uğraşacak bilgisayarları var, bilmem neleri var, o işlerle uğraşıyorlar. Ben hepsini telefon üzerinden yapmaya çalışıyorum. Siz değerli dostlarıma sunum yapmak için birleştirmeyi, kesmeyi, biçmeyi, GoPro'dan videoları almayı falan filan derken ne oluyor arkadaşlar? Bu sefer şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Benimki hani onlarınki kadar hani bilgisayar işlemi görmüş video kadar kaliteli olmayabiliyor. O yüzden sizleri anlıyorum bazen ama siz de beni anlamanız lazım. Yani ben doğal bir insan olarak doğal şekilde sizlere video yapıyorum. İnsan gibi sizlere videoları yapıyorum. Ben öyle işte yapmacık küpmacık hareketler yapıp da işte yalakalık yapıp da ne bileyim yalan dolan söyleyip de o işlere ben giremiyorum. Çünkü sizleri yanıltmak benim işim değil. Benim yalan söylemek benim işim değil. Ben sizleri yanıltıp da elime geçecek olan ne? Ne geçecek elime? Size yalan söylesem elime geçecek. Gerek var mı yani? Bence yok. Bence yok arkadaşlar. O yüzden siz olun. Yani dürüst insanlara, düzgün insanlara. Ha diyeceksiniz ya abi sen de kendini dürüst ettin. Ya ben kendime göre yani ben hani sizlere yalan bilgi verip, yalan dolan söyleyip, yapmacık hareketler yapıp, yalan söyleyip. Yani ne bileyim bunları yapmadığım için en azından sizlere karşı dürüst olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince herkese dürüst olmaya çalışıyorum. Ha illa ki bizim de hatalarımız, bizim de ne diyeyim yani bizim de illa ki yanlışlarımız vardır. Ama tabii ki biz uyarı gelince kendimizi düzeltmeye, kendimize çeki düzen vermeye gayret gösteriyoruz. Elimizden geldiğince kimsenin kalbini kırmadan, kimseye terbiyesizlik yapmadan işimizi yürütmeye çalışıyoruz. Kendi işimizin peşindeyiz. İşimizle uğraşıyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz. O yüzden her arkadaşımız belki bizden daha iyi yapanlar var tabii ki bu işleri. Vardır da. O yüzden hani ben kimseyle yarış etme, kimseyle boy ölçüşme derdinde değilim. Ben kendi bildiğimce, elimden geldiğince sizlerin yorumlarıyla, destekleriyle, verdiği bilgilerle buradan işime yarayacak olanları onun içinden alarak
kendimize çeki düzen vererek, düzelterek, yanlışlarımızı düzelterek böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Yani sizlere de bu kardeşinize destek çıkmanızı tavsiye ederim. Yani destek çıkarsanız iyi olur. Hani biz de bir ilerlemiş oluruz. Biz de bir kanalımızı büyütmüş oluruz. Bize de biraz daha heves gelir. Bu işi yapmak için hevesimiz olur. Mesela bazen biliyorsunuz önceden ben bazı şeylere çok takıntı yapıyordum. Sinirleniyordum. Birkaç ay video atmıyordum. Hani bir iki sefer ben biliyorsunuz YouTube'u bıraktım gibi o dereceye geldim. Sonra baktım arkadaşlarımızdan yorumlar geliyor. İşte yorumlara bakarken kendi genel kitlemize, kemik kadromuza saygısızlık yapmamak adına tekrardan böyle bir çekimlere başladım. Yani onları yalnız bırakmamak adına, çünkü onlar beni yalnız bırakmıyorlar. Destek veriyorlar. Her ne olursa olsun video atmadığım dönemde eski videolarımı izlediler. Yeni katılan arkadaşlarımızdan da aynı performansları bekleyip kanalımızın kitlesini büyütmeyi rica ediyorum. Yani iyi olur. Yani sizler de bizlerle birlikte burada bir aile ortamı oluşturmuş olursunuz. Biz çünkü burada YouTube ailesi olarak hani biz birbirimizle böyle anlaşarak ablamız olur, abimiz olur oradan, kardeşimiz olur, küçüğümüz olur, büyüğümüz olur. Ailesiyle bizi izleyenlerimiz var burada aile olarak. Hep beraber bir aile olmuşuz. Çünkü kimseye dediğim gibi yani böyle bir saygısız, terbiyesizlik yapacak bir durumumuz yok. Yapmadık da bugüne kadar. Yapmamaya da çalışıyorum elimden geldiğince. Ha bazen bazı yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Bazen olabiliyor. Mesela videolarda işte hani bir şey söylüyorsun. Arkadaşlarımız üstüne alınıyor bazısı. İşte sen bana dedin veya bizim hakkımızda böyle bir yorum yaptın gibisinden telkinler geliyor ya, aranarak söyleniyor. Mesela bazen videoları kaldırmamızı söylüyorlar. Bazısının işte iş yerinin önünden çekmişiz veya iş yerinde çekmişiz. Bazısını çekerken kişilik olarak kendisini çekmişiz. Söylüyorlar ya beni gösterme, işte iş yerimi gösterme veya bu videoyu kaldırır mısın diyerek biz de tabii kaldırdığımız videolar da var birkaç tane. Bunları tabii birbirimize kötü konuşmadan kendimizi düzelterek düzgün bir şekilde hallediyoruz yani. Kimseye dediğim gibi saygısızlık yapmamanın peşindeyiz. Biz burada çekim yaparken kimsenin özeline, kimsenin mahremine giremeyiz. Saygısızlık da yapamayız. Arkadaşlarımız da rica ettiği zaman sonuçta iş yeri adamın mahremidir. Kabul etmeyebilir. Çok sıkıntı yok. Ondan sonra ya kendisini göstermek istemeyebilir. Olabilir. Saygı duyarız. Sileriz yani. Sıkıntı yok. Biz keseriz orayı. Elimizden geliyorsa orayı biçeriz. Bir şeyler yaparız yani kafamıza göre. O yüzden arkadaşlar her zaman sizler için düzgün insanlar, doğru insanlar varsa onlara destek verin. Desteklerinizi bekliyoruz yani biz. Yani bazısı diyor işte bir tek doğru sizsiniz zaten. İşte bilmem ne yorumlar yapıyor. Ben onlara da çok da takılmıyorum. Bazısı da beni kızdırmak için yapıyor. Biliyorum ben. Onu üst üste yapanlar oluyor. O yüzden onlara da pek böyle şey yapmıyorum. Bazen yorumlara arkadaşlar o yorumlara benim cevap vermemi bekleyenler oluyor. Onlara ben cevap vermiyorum. Kızıyorlar ben cevap vermeyince de bu sefer bir daha yapıyorlar. Oluyor yani böyle şeyler. Olur arkadaşlar, sıkıntı yok. Ne yapalım? Elimizden geldiğince birbirimizi idare ediyoruz. Neyse arkadaşlar. Videomu ben burada sonlandırayım. Bunu da bir deneme videosu olarak yani bir parça bölük bir şeyler yapacağım bundan elimden geldiğince. Sizlere bunu sunacağım. Şimdi aynalama yapmaya başladı. Şey ışığı kısmam lazım benim. Burada bu sefer de içeriği gözükmüyor. O yüzden değerli dostlarım sizlere şimdilik hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Muhammed Atar kanalında kalın. Dediğim gibi videolarımıza katıl butonundan ve süper teşekkürden de bize destek vererek katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıyeten abone olup bildirim zil seslerini açıp yorumlara yüklenelim arkadaşlar. Sizlerin yorumları benim için değerli. Beğeni, like tuşuna basmanız benim için değerli. Abone olup izlemeniz benim için değerli. Yolda bulduğunuzu abone etmenizi rica ediyorum kanalımıza. Kanalımızı büyütmemiz önemli. Yani 20 bin abonelerdeyiz biz hala da. Kaç yıldır?
Bizim şu anda normal kitle olarak en az 50 bini geçmemiz lazımdı. Siz değerli dostlarımın da bu desteklerini bekliyoruz. Videolarımızın da en azından her videomuzun bir 10 bin izlenmesi lazım artık. Yani 20 bin abone. Bunun da %40'ı bizi izliyor arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlarımız %60'ı izleyenler. Yani burada 20 bin abonenin bizi kaç kişi izliyor %40 olarak arkadaşlar? Yani bunları lütfen sizlerden rica değerlendirelim. Bizlere desteklerinizi bekliyorum. Şimdi şöyle İzmit Çel'e doğru devam ederken de videomu sizlerden şöyle sonlandıracağım. Sonlandırmaya çalışacağım. Zaten siz değerli dostlarımla birlikte buraları şöyle giderken de her zaman gösteriyoruz. Yine gösterelim. Bir şeyler yapıyoruz işte dediğim gibi. Bu desteklerinizi vermenizi temenni ediyorum. Yani ben bekliyorum arkadaşlar. Yoğun destek bekliyorum. Allah'a emanet olun. Allah herkesin gönlüne göre versin inşallah. Sağlıklı, sıhhatli bir ömür yaşayalım hep birlikte. Bay bayınız.